Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Suretul Gâşiye. Bugün Gâşiye suresinin birinci ayetinden itibaren okuyoruz. Mekkiyetun, bu sure Mekke döneminde nazil olmuş. Mekki olmasında ne yok, hilaf yok. وَهِيَ سِتْتُنْ وَعِشْرُونَ آيَةً 26 ayetten oluşur. Bu da ittifakidir. Bundan da ne yok? Hilaf yok. Oldum. هَلْ اَتَاكَ حَد۪يسُ الْغَاشِيَةِ Gâşiye hadisesi sana geldi mi? هَلْ اَتَاكَ حَد۪يسُ الْغَاشِيَةِ Gâşiye'nin hadisesi, olayı sana geldi mi biliyor musun? İtyan galip olarak gayri zirruha isnat edilir. Gâşiye geldi mi? Bak ruhu yok. Meciet ruhu olanlara caiz zeydun, feresun neyse. Oldu. Hel etake hadisul gâşiye. Gâşiye ne demek? Eddâhiyyeti. Ben ki eddâhiyyetu demişsin ki de öyle mi? Ya. Demem koymuş. Deme olmaz. Hel etâke hadîsul gâşiyeti. Gâşiye ne demek? Eddâhiyyeti. Gâşiye demek, Mahmud ne demek? Büyük musibet demek. Büyük olay demek. Elleti o dâhiyet ki tehşennâse bişedâidihâ. Bak bir şiddetiha demedi. Şedâid mübalağa için. Şedâidleriyle, şiddetleriyle bütün insanları ihate eden dâhiyete gâşiye denilir. Demek ki gâşiye eddâhiyetilleti tehşennâse bişedâidihâ. Peki ondan murad nedir? Yani yevmel kıyameti. O da yevmul kıyamettir. Sanki demiş hel etake hadisu yevmil kıyameti. Yevmil kıyamenin hadisesi sana geldi mi biliyor musun? Niye bu şekil ifade ediyor Yüce Allah? O gâşiyet yevmul kıyametinin şiddetini, azametini, dehşetini ortaya koymak için bu şekil diyor. Evin nari eddahiyeti evin nari. Burada evin narudur. Bu da yanlıştır. Sizinki bilmiyorum. Gâşiyet eddahiyetiyle tetekşen nase dedik. Öyle değil mi? Evin nari. Yahut da dahiyet demek, nar demek, ateş demek. Hele ta ki hadisun nari. Ateşin hadisesi olayı sana geldi mi? Peki gâşiyetten nar almanın bir mukavisi var mı? Bunun bir belirtisi, bunu takviye eden bir durum var mı? Diyor, evet. Bak, min kavli, yani me'huzun min kavli ta'ala ve tehşâ vücûhehumun nâru. Bak, bahşede diyor, nar onların yüzlerini ne ediyor? Tehşâ, ihate ediyor. Nar onların yüzlerini ihate edince, nar ne olmuş oluyor? Gâşiyet olmuş oluyor. İhate edici olmuş oluyor. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ Nar onların yüzlerini ne ediyor? Nar onların yüzlerini bak diyor, gâşi yapıyor. تَغْشَى ihate ediyor. Orada gâşi yapan nedir? Oradaki gâşi ne? Nar. O zaman burada da gâşi eten ne alırız? Nar alırız. اَوِنْ nari وَوْ nari dâhiyet üzerine atıf ediyor. Gâşiyetin ikinci ne olur? Tefsir olur. Oldu. Yahuta yani yevmel kıyameti evin nare. Evin nare yevmel kıyameti üzerine atfederiz. Yani o gâşiyetten murat, o dâhiyet, o gâşiyetten murat yevmel kıyameti. Evin nare. Birinciye göre evin naridir. İkinciye göre evin naredir.
Oldu mu olmadı? Yani birine göre mecbur, birine göre mersup. Benimki merfadır, o yanlıştı. Oldu. Nar da olsa müennestir, dahiyet de olsa müennestir. Onun için gâşiyet ne gelmiş? Müennest gelmiş. Hel etâke hadîsul gâşiye. Bak, gâşiyet dahiyet mi? Dahiyet sert, kaba değil mi? Bakın gâşiye kelimesi de kaba bir nedir? Kelimedir manasına uygundur. Vücûhun yevme'izin hâşiatun. Bir takım vücurlar orada nedirler? Ya vücuhun. Buradaki tenvin teksir içindir. Çok yüzler. Yevme izin o gün, kıyamet gününde haşiatun, zeliletun, zelildirler. Bak zillet, huşu, korkuda da kaba var. Haşiatun, bak kelimede de kabalık var, sertlik var. Öyle değil mi? O gün bir takım yüzler nedir? Zelildirler. Oldun. Vücuhun yevme izin haşiatun, ikinci ayet. Amiletun nasibetun, üçüncü ne? Ayet. Tabi şimdi vücuhun haşiatun, vücuhlar zelildirler. Vücut değil. Vücuhların eshabları zelildirler. Ama zillet sürur yüzde kendini gösterdiği için sürur zillet veçe ne yapılır? Çok yerlerde nispet edilir. Burada da kuşuğun vücuha nispet edilmesi çünkü vecede ne ediyor? En fazla vücut azaları arasında en fazla kuşuk sürur vecede yüzde ne ediyor? Kendini gösterir. O vücuhler amiletun nasibetun. Bak amiletun nasibetun da aynı haşiatun gibi vücuha nispeti mecazdır. Vücuhlar amel yapıyorlar. Vücuhlar yoruluyorlar. Gaye vücuhların eshabları amildirler. Vücuhların eshabları nasibdirler. Oldu mu olmadı? Ne demek amiletun? Te'amelu. Amel yaparlar. Ne demek nasibetun? Te'amelu ma tet'abu fihi. O vücurlar yoruldukları ameli yapıyorlar. Bak te'amelu amiletunden çıktı. Te'amelu ma tet'abu fihi de nasibetunden çıkıyor. Mahmud anlamadınız. Yani tabi vücurlar gayet vücu eshabları o gün yoruldukları ameli yapıyorlar. Te'amelu ma tet'abu fihi. Ne gibi o amel? Yoruldukları amel ne gibi? Kecerris selasili. Zincirlerin, ayaklara takılan zincirlerin, palangaların çekmesi gibi. Her birinin ayağına belki 100 kilo, 50 kilo, 60 kilo, 200 kilo ne? Zincir takılıyor. Ne ediyor? Onu çekiyorlar. Bak, yaptıkları amel zincirleri çekmektir. O işte de yoruluyorlar. Ve havdiha finnari. Ateşe dalmaları gibi. Ateşe ne? Havdel ibili. Havdel develerin fil vahli. Fil vahli, fil vahli. Meşhur fil vahlidir ama asıl dabti vahaldir. Develerin çamura saplandıkları gibi, battıkları gibi onlar da ateşe dalıyorlar, batıyorlar, yürüyemiyorlar. Niye deve dedi, inek demedi, keçi, koyun demedi? Çünkü develerin ayakları şeydir. Hafir yok. Hafiren bak diğerlerinin böyle o şeyler var ayakları. İki parçadır.
üzleri diktir. Yani çamura girdiği zaman da çıkmaları kolay. Develerinki böyle şey gibi, geniş, hafif değil. Böyle geniş şekli. Battığı zaman çıkması ne oluyor? Zor oluyor. Onun için deve dediği inek falan demedi. Anlıyorsunuz değil mi? Demek وَخَوْدَا فِي النَّارِ خَوْدَ الْاِبِلِ فِي الْوَحَلِ. Başka ne gibi? كَسَلَاسِيلِ كَجَرِ سَلَاسِيلِ وَخَوْدَا فِي النَّارِ. Bir de وَسُعُودِ. Burada وَسُعُودُ demiş, yanlıştır. Benimkinin hareketlerine etibar edilmez. Yükselmeleri gibi. Nereye yükselmeleri? فِي تِلَالِهَا. O ona göre tilal. Tellin cemidir. Tel, tepe demek. Küçük dağlar demek. Tamam, ben onu okumadım. Ve su'udi fi tilaliha. Narın tepelerine tırmanmaları gibi. Vel hubuti fi ve vihadiha. Yani vel hubuti fi vihadiha. Dağların vihadında, o çukurlarında, derelerinde iniş gibi. Bak, ve su'udi vel hubuti fi tilaliha, su'uda göre. Ve vihadiha neye göre? Ve vihadiha hubuta göre. Lef-u neşe nedir? Murettebdir. Anlamadın Abdülber. Mahmud, sen de bildin mi? Bitti. Sizinki nedir orası? Ve su'udu ve vihada ev amilet değil mi? Ve buhuti fit tilaliha ve vihadiha. Evet. Ev amilet. Basitki doğru. Benimki ma amilet, yanlış benimki. O ma'yı sileyim. Ev yapayım. Tamam. Ev amilet. Hani amiletun nasibetun manası. Ev amilet. O vücurlar çalışıyorlar. Ve nasibet yoruluyorlar. Fi a'malin, öyle bir takım amellerde iş yapıyor, çalışıyorlar, yoruluyorlar ki la tenfa'uha, la menfaat vermez ne? Çalışmalar. O amallar ha ucuhlara. Ha? Ucuklar. O ucuhlara. Fayda vermez ya o meyzin. Yani ev amile, çalışıyorlar o vücurlar, gayet vücuh eshabları. Ve nesibet, yoruluyorlar. Fi amalin, bir takım ameller ki la tenfa'uha. O ameller, o vücurlara fayda vermezler. Yevme izin. Yevme izin. O gün o amel onlara ne etmez? O vücurlara, o vücurların eshablarına fayda vermez. Amiletun amilet. Nasibetun ve nasibet. Amilet ve nasibet fi amalin la tenfa'u yevme izin. Bu yevme izin la tenfa'unun neydir? Zarfidir. Ve yahut amilet ve nasibet la tenfa'u yevme izin. Her üçüne de zarf yapan biliriz. Biraz önce fil nari havda mutalakti. Fil vahali havda mutalakti. İkinci havda. Burada da yevme izin la tenfa'u mutalak. Ve yahut yevme izin amilet nasibet la tenfa'ya, üçüne de nedir? Mutaalliktir. Oldu. Tilal tellin cemidir. Vihad vehdetunun cemidir. Vehdetun. Oldu. Tamam. Hele ta ki hadisul gâşiye birinci ayet okuduk. Vücuhun yevme izin haşi'a ikinci ayet okuduk. Amiletun nasibetun üçüncü ayeti de okuduk. Dördüncü ayete bakın. Tesla naren hamiyeten. O vücuhlar, gaye o vücuhların eshabları tedhulu, dahil oluyorlar. Naren hamiyeten. Kızışmış, hararetli ateşe ne ediyorlar? Giriyorlar. Tesla naren hamiyeten. Oldu mu?
Aşağı bakın, tesla naren tedhuluha. Nare ne diyorlar? Giriyorlar. Ve kere Ebu Amr ve Yaqub ve Ebu Bekir tusla. Tusla olunca min eslahullahu. Min? Eslahullah. Ha, niye eslahullah? Çünkü cehenneme idhal girmekten bahsediyoruz. Ancak Allah insanı cehenneme idhal eder. Ancak idhal Allah'ın emriyle gerçekleşiyor. Onun için min eslahullahu, yani min edhalehullahu'dandır. Demek tesla mücerred okunabilir. Tusla bine meşhur da okunabilir. Ve kuri'e tusalla. Benimki tusalledir, yanlıştır. Seninki doğru mu? Tusalla ya var mı? Elif var mı? Var, tamam. Tamam. Ya var, elif yoksa elif. Tusalli. Tusalla, o elif ya yazdılar. Doğru. Tusalla. Yani ferahe babını bine meşhur. Bir teşhidi bak şedelidir. Lil mübalağat. Hani ferah babın birkaç manası var. En meşhur manası mübalağadır. Tusalla çok çok idhal edilir. Oldu mu? Narın hamiyeten. Hamiyet ne demek? Mutenahiyeten fil harri. Harden nedir? Mutenahidir. Harden nedir? Mutenahidir. Zirvededir. Oldu mu? Burada diyor ve eslahu bi mana ahraqahu. Hani edhalehu dedim. O da ahraqahu dedi. Şimdi dikkat edin. Burada mef'ule isnad mecazidir. Burada iki mecaz var. Tesla ne giriyor? Vucu. Gaye vucu eshabları. Vucu eshabları. Vucu'ya isnadi mecaz. Yani kabili nispeti malil kulli ile cüz. Bir de neye giriyorlar? Nare. Nare girmiyor. Dokun nare değil. Narın mahalline, nar ne de varsa o yere girerler. Bu odada ateş var. Bu odaya biri atılır, girdirirler. Oldum. Tuska min aynin aniyetin. Tuska, beşinci ayet. Onlara içirilir. Neden içirilir? Min aynin aniyetin. Min aynin aniyetin. Aynı aniyeden içiriliyorlar. Onlara aynı aniyeden içirilir. Aniyeti ne demek? Belagat bak orada benim yanlış. Belagat inaha demiş. Naha. He? Penaha. Dur bakalım. Biz de aşağı demişsin. Ve enaha bifettil. İnaha. Enaha mıdır? Enaha dedim. Ve enaha bifettil hemzeti ve meddi vel kesri. Enaha. Ve meddi ve... Bak. Enaha. Yok. Enaeha ve bil kesri vel kesri inaha. Bizimki, sizinki medde var mı? Var. Yani enaeha. Hemze var mı orada? Yok. Enaha var. O zaman inadır. O zaman nedir? İnaha. İnaha. Belaget inaha fil harri. O ayn harde o ayn harde neye ulaşıyor? İnaha. Nihayetine ulaşıyor. Belaget inaha fil harri. Demek aynı aniyetten, o ayn ki hararetten nihayete ulaşmış, o aynden onlara içecek içirilir. Zift mi içilir? Zakum mu içilir? Sıcak su mu içilir? Ne, de, ne içirilirse o ayn hararetten nihayet, zirvededir. Dünyanın artık kaç kat bir dünyada bir şey kaç derece ısıtılabilir? Sıcak olabilir. Bu ondan kat kat ileridir. Tuzka min aynin aniyeti. Altıncı ayete bakın. Leyse lehum ta'amun illa min dari'i. Leyse lehum ta'amun.
Onlara ne yok? Tamam yok. İlla min dari'in. Ancak dari'den onlara taam var. Onların taamı nedir? Dari'den. Dari'den onlara taam var. Ne demek dari? Yebisil şibreki. Şibrekin korumuşu onlara var. Ne var onlara? Dari ne demek? Yebisi şibrek demek. Anlıyorsunuz değil mi? Şibrek ne demek? Onun korusu var onlara. Ve huve şevkun ter'ahul iblu. Ve huve şevkun ter'ahul iblu. Bir şevktür. Develer onu otluyorlar. Develer yiyorlar. Develerin yedikleri bir ottur. O da tazesi değil. Korumuşu. Develerin yediği bir çeşit diken. O dikeni de biraz korumuşu. Hani korudu mu daha yemesi zorlaşır, dikenleri keskinleşir. Yebisi şibreki, şibrek ve şevkun ter'ahul iblu. Ha ona derih denilir, madame retben. Bak, yaş olduğu sürece develer yiyorlar. Koru olduğu zaman develer bile onu ne etmiyorlar? Evet. Yemiyorlar. Ha. İnsanların o cehenneme giden kafirlerin yiyeceği develerin yemedikleri ottur. Hani tazesini yiyorlar, korusunu yemedikleri ottur. Az kalmış iniyoruz. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Ve kile, bir kile de demişler ya, şeceretun nariyetun. Nari bir şecerettir. Ateşte yeşeren bir ağaçtır. Cehennem ateşinde yeşeren bir ağaçtır. Teşbe'u dari'e. Bu bizim bildiğimiz dikene benzer bir ağaçtır. Oldu mu? Hani bazı yerlerde zakum geçiyor, bazı yerlerde kıslin geçiyor. Burada da ne geçti? Dari'ye geçti. Çelişki var mı? Diyor ve leallehu bu dari taamu haulay. Bu kişilerin yiyeceğidir. Ve zekum ve gıslinu. Bu ikisi de taamu gayrihim. Bunların gayrisinin neydi? Yiyeceğidir. Oldu? Evet. Evil muradu yahut murad taamuhum. Dikkat ediyorsun değil mi? Yani biraz önce dariyeden o belli diken aldığımız zaman çelişki yok diğer ayetlerle. Bunların yiyeceği daridir. Başkalarınki de zakum ile nedir? Gıslindir. Oldu mu olmadı? Ve yahut da dariyeden murad o dariyen hususu o diken değil. Ya gaye develerin bile yemedikleri dikenler onların yiyeceği olur. اَوِ الْمُرَادُ تَعَامُهُمْ O kişilerin taamı مَا تَتَحَامَاهُ الْاِبِلُوا اَوِ الْمُرَادُ تَعَامُهُمْ Onların taamı مَا اُشَكِ تَتَحَامَاهُ الْاِبِلُوا Develerin çekindikleri, yanaşmadıkları dikendir. Yahut da اَوِ الْمُرَادُ تَعَامُهُمْ Onların taamı مِمَا öyle şeyden ki Tetahamahul ibilu. Develer ondan ne ediyorlar? İmtina ediyorlar. Çünkü mimma mıdır? Ha, burada da mimma daha iyi. Ama ma da olsa olur. Ve taafuhu. Tetahamahu ne demek? Taafu. Develer ondan nefret ediyorlar. İmtina ediyorlar. Niye? Lidurrihi. Çünkü zarar veriyor. Develerin ağzını zarar veriyor. Ve ademi nef'i. Hiç faydası da yoktur. Oldu. Bak kemakale. Bak lidurrihi ve ademin nef'i. Bu iki illet. Niye onların yiyeceği budur? Bak niye onların yiyeceği bu dikendir? Develerin yemedikleridir. Zararlı olduğu için, faydası olmadığı için. Veyahut da develerin için yemiyorlar. Çünkü zararlıdır. Develere faydası yok. İki şekilde mani edebiliriz. Ha zararı var, faydası yok da kemakale. Nasıl ki? Yüce Allah ne demiş? 7. ayette.
Demiş la yusminu ve la yugni min cu'in. La yusminu. Ete besin vermez. Şey vücuda besin vermez. Vücuda güç vermez. Vücuda yağ sağlamaz. Ve la yugni min cu'in. Açlığa karşı da açlıktan da fayda vermez. Açlığı da gidermez. Halbuki hal vel maksudu min at-ta'ami ahadul emreyni. Taamdan maksud ya açlığı gidermek ya vücuda güç, vitamin vermek, sağlamaktır. Vel maksudu min at-ta'ami ahadul emreyni. Bunda ikisi de yoktur. Oldu. 8. ayet. Vücuhun yevme izin naimetun. O gün bir takım vücuhlar nedir? Naimdirler. Bakın, vücuhun yevme izin haşiatun. Önce onu söyledi, sonra buna. Niye? Çünkü hali kötü, perişan olan vücuhların durumu bilindikten sonra durumu iyi olan, nimetli olan vücuhların kıymeti daha iyi ortaya çıkar. Onun için önce ondan bahsettiğim vücuhun yevme izin haşiatundan bahsettiğim, sonra vücuhun yevme izin naimetünden neyti bahsettiği. Naimetun zatu behcetin. Bir takım vücurlar o gün nedirler? Zatu behcetler. Hüsnü sahabidirler. Bu eğer naimetun nu'ummetten olursa, nu'ummet mana yumuşak, güzel demek. Ev mutenaimetun, yahut da vücurlar mutenaimdirler. Nimetleniyorlar, nimet sahibidirler. Bu da eğer naimetun tenaumden olursa. Ne olursa? Tenaumden olursa. Vücuhun yevme izin naimetun. Zat-ı behcetin eğer nimetten olursa. Ev mutenaimetun eğer ne olursa? Tenaumden olursa. 9. ayet. لِسَعْيَهَا رَادِيَةٌ. Sa'ilerinden dolayı radidirler. Çok çok takdim, ihtimam için. رَادِيَةٌ لِسَعْيَهَا. Yahut da hasır için, sa'ileri için, başka bir nedenden dolayı değil. Sadece neden dolayı? Sadece sa'yinden dolayı nedirler? رَادِيَةٌ razidirler. Ne demek لِسَعْيَهَا رَادِيَةٌ? Radiyet. O vücuhlar razı olmuşlar. Tabi vücuhlardan murat, vücuhların eshabları. Hep isnadlarda mecaz var. Bir önceki olduğu gibi. Radiyet bi ameliha. Amelleri sebebiyle razı oluyorlar. Ne zaman? Lemma ra'et sevabehu. Lemma ra'et sevabehu. Amelinin sevabını görünce amelleri ile çok seviniyorlar. Oldu mu olmadı? Lemma ra'et sevabehu. Amellerinin sevabını görünce çok çok ne oluyorlar? Seviniyorlar. Radiyet bi ameliha lemma ra'et sevabehu. Fi cennetin aliyetin. Fi cennetin aliyet. O vücurlar, gaye vücu eshabları ali bir cennettedirler. Aliyeti ne demek? Aliyetil mahalli. Dereceleri, mekanları alidir. Buradaki his o zaman, buradaki ululuk, alilik hissi olur. Evil kadri, yahut da aliyetil kadri, kader, mertebe, rütbe itibariyle o cennet alidir. Yani ya rütbe itibariyle, değer, kıymet itibariyle alidir veya mekan itibariyle yukarıdadır. 10. ayet. Fi cennetin aliyeti. Aliyetil mahal veya da aliyetil kadir. La tesma'u fiha lagiyeten. Sen o cennete bir lagiyi işitmiyorsun. Sen ne etmiyorsun? Bir lagiyeti işitmiyorsun. Sen kimsin? La tesmau ya muhatabu. Herhangi bir muhatap. Cennet, herhangi bir muhatap ki cennete giriyor. Sen orada bir lagiyeti, bir lagvi, bir fuzulu kelamı işitmiyorsun.
evil vucuhu yahut da tesma'u faali müstetir hiyedir. Vucuha gider. Vucular işitmiyorlar orada lağiyeti. Gaye vucular işitmiyorlar, vucuh eshablar işitmiyorlar. Oldu. La tesma'u okuyoruz. Faali entedir ya muhatap veya hiyedir. Ve kare'e ala bina'il mef'uli bilya'i ve kare ala bina'il mef'uli o bilya'i la yusma'u. Kim okumuş bu şekil? İbn-i Kesir ve Ebu Amr ve Rüveysu. Bunlar ne okumuşlar? Bunlar la yusma'u okumuşlar. Oldu. Niye? Çünkü faali nedir? La yusma'un lağiyetündür o zaman. Buna göre la yusma'u fiha lağiyetün. Lağiyetün hem müennes-i mecazidir hem de fiha fasl olmuş. Faal müennes-i mecazi. Bir de fasl olursa terkutta daha evladır. İtyanutta caiz, terk daha evladır. Onun için la yusma'u okunuyor. Ve bita'i nafi'un la tusma'u fiha lağiyetün. Nafı da la tusma okumuş, lağiyetun faal müennestir çünkü. Velekum mecazise fesr varsa ama ta yine caiz. Lağiyete ne demek? Lagven. Lagven. Orada bir ne işitmiyorsun? Bu eğer lağiyet mezher mana lagv olursa. Oldu mu olmadı? Lağiyet ne olursa? Lağiyet vezinde bazı mezherler geliyorlar. Eğer lağiyet mezher mana lev olursa. Ev kelimeten zate lagvin. Ev kelimeten zate lagvin. Ev kelimeten zate lagvin. Bu da eğer lağiyeten ismul faal müennes ismul faal olursa mahzuf bir kelimetine sıfet olursa. Ev kelimeten zaten lagvin. Oldu mu olmadı? Ev nefsen telgu. Ev nefsen telgu. Bu da eğer mahzuf bir nefse ne olursa sıfet olursa. Çünkü lağiyete sıfet, kelimete sıfet olursa, kelime lağiyedir ne demek? Yani fuzul şeyler konuşur diyemeyiz. Kelime zat-ı lağdır. Bu şekil manidir. Eğer nefse sıfet olursa, nefsen lağiyeten, nefsen terhul. Lağı yapan, fuzulu ileri geri konuşan, lüzumsuz konuşan bir nefsi göremezsin. Bildiniz değil mi? Kelimet olursa zat-ı lağın takdir ederiz. Nefs olursa terhul direktmen telguya tesir ederiz. Niye? Çünkü nes lavla vasıflanabilir ama kelimet lavla vasıf ancak kelime lav sahibi olur. Yoksa kelime lav yapar, fuzulu konuşur, kelimede o yok. Niye orada zat-ı lav bir kelime işlemesin? Yahut da lav yapan bir kelime işlemesin? Veyahut da lavu işlemesin her üç tefsire göre? Fe inne kelame ehlil cenneti ezzikru vel hikemu. Ehli cennetin kelamları hep zikir hikemdir. Lav yok. Kelime zatı lav yok. Lav yapan nefis yoktur. Fe inne kelam ehli cenneti ezzikru vel hikemu. Oldu. Fi cennetin aliyeti. O vücurlar âli bir cennettedirler. Biraz önce geçmedi. Biraz önce hani aliyetul kadir dedik. Cennetin. Fi cennetin aliyetin. Bak fi cennetin aliyetin geçti. Burada da fi cennetin aliyetin. Aliyetil mahalli evli kadirden geçtiği gibi. Oldu. Bak tekrar eti buna ihtimam ver. Cennetin mekanı yüksek veyahut da kadiri yüksek olduğuna ehmiyet verdiği için iki ayette ne eti? Tekrar ettiği. Tekrar yok. Yok yok tekrar yok yok yanlış söyledi.
Fiyâ aynun cariye. Yani bir an den bir yere geçmedi kader veya hutta. O ilk başta söyledik senin. Fi cennet nâdî. 10. ayette. Ha? 10. ayet. Fi cennet nâdî 10. ayette geçti. E bu da kaç? Bu da 10. Başka yanlış. Şimdi gelecek olan ayet senin. Fi hâ aynun cariye. Mu var ben geri gitmişim. Fi cennet âliyetin bir sürü ayete bakıyorum. Bir sürü de tefside bakıyorum. Benimki de doğru. Bitiyor. Fiha aynun cariyetun. Fiha cennete var aynun. Burada tenkir tazim için kense diyor ve tenkirül tazimi. Büyük bir çeşme var, bir pınar var. Cariyetun ne demek? Yecri ma'uha. Suyu ne oluyor? Daima akıyor. Ve la yenqati'u hiçbir zaman kesintiye uğramaz. Yani kesintiye uğramaz. Daima akan bir çeşme nerede var? Cennette var. Bahsede. Aynun cariyetun fiha la fi gayriha. Aynun cariyetun mübteda fiha onun neyi olur? Sıfeti olur. Bakın akan çeşme kuruyan değil. O da cennettedir. Cennetin gayrisinde değil. Daima akan, kurumayan, kesilmeyen, öyle değil mi? Bir ayn var. Şimdi çeşmenin akması bolca fışkırması demek. Bir çeşmenin suyu bolca fışkırmıyorsa yerden akma imkanı da olmaz. Düz yerde bir suyun akabilmesi için kaynağından bolca çıkması gereklidir. Oldu. Ve tenkiru li tazim. Buradaki tenkir niçindir? Tazim için. Tazim içindir. Bazı tefsirlerde de tenkir teksir için. Fiha aynun. Çok aynlar var. Çok ne? Aynlar var. Teksir için olursa oyunların çok olmasına delalet ediyor. Tazim olursa bir tane olabilir. Bir tanedir ama büyüktür. Fiha aynun cariyet. Oldu. Şimdi la tesma fiha lağiyye 11. ayet. Fiha aynun cariyetun 12. ayet. Fiha sururun merfuatun 13. ayet burada duralı. Oldu mu? Sefer Hoca bizi bekliyor. Bugün yeterli olsun. Zaten yeterli de oldu. Oldu. Nefakumullahu nef'an mubina.